Değişim İzmir Esnaf Odaları Birliği'nde sessiz sedasız bir değişim oldu 2 hafta önce. Aslında çok da sessiz sedasız değil. Yani çok değil ama böyle basına... Yardırası kadar kavgalı olmadı dedi. Evet, basına yansıdığı kadar bir olağanüstü kurultay. Tereyağdan kıl çeker gibi mi? Aslında yani ticaret odası kadar niye olmadı? Ticaret odasında komite seçimleri, işte komisyon seçimleri, meclis üyesi seçimleri gibi altlıkları da var. Bu bir olağanüstü kongreydi. Olağanüstü EBSO da çok çekişmeliydi. Yani. Evet, olağanüstü kongrede bundan 20-22 yıl kadar önce Cemal Tercan'ın gönderilmesi ile başlayan, Mehmet Ali Susam'la devam eden, Mehmet Ali Susam'ın ardından onun başkan vekili olarak Zekeriya Mutlu ile devam eden bir dönem sona erdi. İzmir Esnaf Odaları Birliği'nde. 128 esnaf odası var İzmir'in ilçelerinin tamamında. 30 ilçesinde. Esnaf odaları İzmir'de siyasetin şekillendiği temel başlangıç noktasındadır. Esnaf odalarının tüm siyasi partilerle, tüm idari yapılarla, sivil toplumla doğrudan bağı vardır. Bu değişimi nasıl yorumlayacağız? Bu değişim sürecinde Fatih Yapar'la müsaadeniz olursa başlamak istiyorum. Çünkü bu konuda birkaç program da yaptı. Yalçın Ata, İzmir Ayakkabıcılar Odası evet. Başkanı Yalçın Ata, Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday adaylığı başvurusu yapan mevcut başkan Zekeriya Mutlu'ya karşı yarıştı, yarışı kazandı. Dediler ki Yalçın Ata Cumhur İttifakı'nın adayıydı. Zekeriya Mutlu Millet İttifakı'nın adayıydı. İzmir Milletvekili Atilla Kaya bu sürece müdahale etti ve Yalçın Ata öyle kazandı dediler. Doğru mu? Doğru. Şimdi şöyle, öncelikle sondan başlayayım. Doğru. Seçim sürecine hem siyasi hem idari hem maddi hem manevi anlamda müdahale etmiş bir iktidar var. Siyaset var. Bunun doğrudan mihmandarlığını, yöneticiliğini ve arka plan çalışmasını Atilla Kaya yaptığını zaten kendisi de kabul etti. Yani doğrudan evet biz müdahale ettik, şöyle yaptık, böyle yaptık demedim. Arka plan çalışmasında Atilla Kaya'nın çalışmaları var. Sonuçta Esnaf Birliği ne destek veren ve esnafa destek veren Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi diye bir yapılanma var. Tüm parayı, maddi imkanları orada değerlendiriyor. Uzun yıllar başkanlığını yapan Selahattin Hünün'ün vefatından sonra orada genel merkez eliyle oğlunun seçtirilmesiyle de siyasi müdahale vardı. Erdem Hünü. Orada birçok odanın arka plandan borçlarının kapatılması, odalara maddi destek verilmesi. Kongrede gelen kredi biliyorsunuz 2019 yerel seçimlerinde adaylıkla ilgili değerlendirme yapıldığında Denizli Milletvekili, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Zeybek Çigerliğinde AK Parti'ye oy vermeyenleri Allah çarpar diye bir ifadesi vardı Selahattin Ünlü'nün. Allah rahmet eylesin onda. Merhum Allah rahmet eylesin. İyi tanırdım. O yüzden öyle değerlendirmelerle beraber geldi zaten siyasi anlamdaki müdahaleler oradan başlamıştı. Evet. Şimdi gelinen durum itibariyle de müdahale edildi ve içerideki yönetim kademelerine bakın. Kahveciler Odası Başkanı var. Kamyoncular Esnaf Odası var. Bunlar yine 3. Oto Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı. Evet. Bunlar fiili partide görev alan ve partiye üye olmuş isimler. Yönetim kademelerinde bugün Yalçın Atay'la beraber çalışacaklar. Şunu görüyor siyasi, bugün Hamza Dağ da ziyaret etmiş. Şöyle bakıyorlar, yani biz artık hükümetle bir kanal bulduk. Doğrudan ticaret odası gibi iletebileceğimiz, bakanlığa temas kurabileceğimiz bir yapı burada bulunuyor. Bundan sonra işte projelere destek verelim. Esnaf ben mesela Üniversitesi Hamza Dağ kaç yıldır İzmir'de siyaset yapıyor? Milletvekilliği yaptı, şu an genel başkan yardımcısı. İlk defa Esnaf Odaları Birliği'nden bir fotoğraf paylaştığını gördüm. Belki daha önce paylaştı da ben görmedim, bilmiyorum ama yani birebir Hamza Dağ olarak ziyaret edip fotoğraf paylaşması önemli. Mesaj orada var. Yani bir heyetle gitmiş olabilir ya da gitmiştir, fotoğraf çektirmemiştir. Bu başka bir şey. Ama diyor ki burası bizim artık. Burada biz varız. Evet. Bu fotoğrafı da çektiriyoruz. Yani Murat Bakan gitmedi mesela, değil mi? Zaten ya da işte hani başka bir cümle takmak. Teslimlere de gitmediler. Şimdi şöyle gelelim mevzuya. Siyasi müdahale var mı? Var. İşin özeti. Müdahale yapıldı mı? Var. Çeşitli faktörler kullanıldı mı? Yani. Kullanıldı. Mutlaka kullanıldı ama bugün Esnaf Odaları Birliği Başkanı, önceki başkanı Zekeriya Mutlu'nun düştüğü durum hak ettiği bir durum. Geldiği nokta hak ettiği bir nokta. Geldiği muamele, gördüğü muamele hepsi aslında kendi yaptıklarından dolayı ortaya çıkmış. Başına bugün hatalar yaptı. Başına ne geldiyse bugün kendi yaptıklarından geldi. Uzun yıllardır esnaf
teşkilatı pasif. Siz pandemi süreci geçirmişsiniz. Esnaf kırılmış, kirasını ödeyememiş. Ne yardım yapmışsınız, ne yardımla ilgili çağrıda bulunmuşsunuz. İnanılmaz derecede intiharların olduğu, dükkanların kapatıldığı, iş yerlerinin ticaretsizlik kayıtlarına göre yok edildiği yerlerde çıkıp bağırmamışsınız. Açıklama yapmamışsınız, eylem yapmamışsınız, fiili bir şey söylememişsiniz. İşiniz gücünüz kurdele kesmek, ondan sonra gidip törenlerde bulunmak, protokolden başka hiçbir şey yapmamışsınız. Ardından AK Parti'den milletvekili adayı olmak istemişsiniz. Sonra sıranızı beğenmemişsiniz. Sonra aday gösterilmeyince tekrar dönmüşsünüz. İstifa süreci olmadı orada. Bunu biz biliyoruz. AK Parti'nin adı olmak istiyor. Yani esnaftan etkin birileriyle konuştum. Şu an koltuğunu kaybettiği Yalçın Atay'la beraber İYİ Parti ile de görüşmüş. İyi, onu söyleyeceğim. Şimdi bu genel seçim sürecinde siz geldiniz. Meral Akşener'i Esnaf Birliği'nde ağırladınız. İYİ Parti'ye göz kırptınız. İYİ Parti'ye de ben sizden aday olabilirim dediniz. Pazarcılar Odası kökenlisiniz. Pazarcılar meslek örgütü olarak oradaydınız. Pazarcı olarak istifa ettiniz. Seyyar Sebze ve Meyve Satıcılar Odası'ndan, tezgahından tekrar, yönetimden tekrar olan sürü yaptınız. O başka bir şey. Sonra geldiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday oldunuz. Kemal Bey ile görüştünüz. Yani onursal başkanınız sayın aday oldu. Hayır, Zekeriya Mutlu. Onursal Esnaf Odası Mehmet Başkanı Mehmet Ali Üstam aracılığıyla gittiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti sözcüsü Faik Öztürk'la önce anlaştınız, sonra gittiniz Kemal Bey'le görüştünüz. Kemal Bey'in size ne söylediğini çeşitli yerlerde söylediniz. İstifa ettiniz, karar aldınız, istifa ettiniz. Sonra döndünüz, aday yapılmayınca hiçbir şey söylemediniz. Yarı yolda bırakıldım demediniz. Ne olduğunu anlatmadınız. İzmir esnafına bu yapılır mı demediniz. Hiçbir şey söylemediniz. Tekrar arkadan dolaşıp bir yerlerden tekrar çıkmaya çalıştınız. Yani yaptığınız tüm fotoğraf, verdiğiniz siyasi, davranışsal, sosyolojik her şey tamamen son 5 yılda yaptıklarınız bu geldiğiniz durumu hak eden bir pozisyondaydı. Ve Zekeriya Mutlu bugün ne muamele görüyorsa bana göre hak ettiğini görüyordur. Bu kadar basit. Yani diyorsun ki özetle 4. sırayı kabul etseydi bu muameleyi görmezdi değil mi? Yani tabii ki. AK Parti'den gelen yani teklif etti. Biz gazeteciler olarak biz savunduk. Başka isimler savundu. Esnaf teşkilatının liderini istifa ettirmek, onu ondan sonra milletvekili listesine koymamak ayıptır dedik. Bu esnafa yazıktır, esnaf teşkilatına yazıktır dedik. Yani niye sen hakkını savunmuyorsun dedik. Hatta ama Kemal Kılıçdaroğlu İzmir'e özel yani bir ziyaretinde, birinci turdan sonraki bir ziyaretinde Zekeriya Mutlu'yu da ziyaret ederek gönül aldığı, işte yerel seçimlerde değerlendireceği falan da konuşulmuştu. Olabilir. Sizin tespitin var biliyorsunuz. Zekeriya Mutlu'nun konak adaylığı hayırlı olsun dedin. Ben öyle dedim ama Konak Belediye Başkanı Sayın Abdülbatır da aynı gün Balçova'dan da meclis üyesi bundan rahatsız oldu demişti. Yani böyle bir rahatsız oldular. Evet. Doğru. Yani tabii senin yaptığın çok kitabın ortasından bir değerlendirme. Bu konuda Mustafa Yılmaz seninle devam evet, edelim. Şimdi bayağı ayrıntı verdi Fatih Yapar. Neredeyse tarih ve zaman mekan verecekti. Evet, yani evet aydınlatıcı bilgiler verdi ama bazı konularda söyleyeceğim. Katılmadığım noktalar var Fatih'e. Katılsan çok zaten güzel. Aynı oluruz. Evet, şimdi esnaf teşkilatı çok önemli. 100 bin üyesi olan İzmir'de ve en küçük köye kadar, köy bakkalına kadar yerleşmiş, kılcal dokulara kadar giren bir yapı. Aslında burada hatayı bana göre Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. Yani İzmir'den Zekeriya Mutlu gibi birini, esnaf teşkilatı gibi temsilcisi birini göstermeyerek, ki oylarının da artmadığını gördük Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Evet. Bu iş tek taraflı değil. Yani sadece Zekeriya Mutlu kaybetmedi, Cumhuriyet Halk Partisi de kaybetti. Önce bunu söylemek gerekir her şeyden önce. Şimdi Fatih'e katılmadığım nokta şurada. Esnaf teşkilatı her zaman aslında sağ yapıda bir teşkilattır. Doğru. Hiçbir zaman hani bizim bildiğimiz anlamda belki sosyal demokrat yapıları olanlar vardır ama genelde ezici çoğunlukla sağ yapıdadır. Öyle eylem. Hani hükümete karşı sen biraz ama önce 2000'li yılların başında yapıldı. Mehmet Ali Üstam yaptı kaç defa basın açıklaması yaptı. Cemal Tercan döneminde o günkü 57. hükümete karşı İzmir'de Gündoğdu'da esnaf mitingi yapıldı.
Yani 57. hükümeti yıkan sadece Ankara'da yazar kasa atan arkadaş değil de İzmir'de tabii. De büyük olaylar ki bunlara Mehmet Ali Susam öncülük etmiştir. Ne güzel işte bak şimdi bu şunu ne güzel bir demokrasi varmış. Şimdi hiçbir yerde yapılmıyor. Depremde binlerce ev yıkıldı. Bir tane miting yok ya. 3 gün hükümet gidemedi oraya. Bir tane miting olmadı. 3 kişi pankart kaldırıp ne oluyor ya hükümet nerede demedi. Tabii ki bu biraz demokrasi eksikliğiyle de ilgili bir şey. O gün demokrasi daha fazlaydı. Bugün hiç demokrasi yok. Öyle şeyler yapılması hayal. Yani burada hükümetin çok büyük eksiklerine kalkıp Zekeriya Mutlu'ya yüklemek bence biraz haksızlık. Bu anlamda. Ama hiçbir şey söylememiş olmasını da söylemek gerekiyor. Şimdi yani, tabii yazılı açıklamaya razı. Şimdi hükümetin eksikleri sen söylüyorsun da Zekeriya Mutlu niye söylemiyor? Ya işte esnafın öyle bir yapısı olmadığı Allah için. Allah yani. Bir de demokrasi yok, eksikliğine bağlıyorum ben bunu. Ben suçlu ya da sorumlu esnafın içinde düştüğü durumdan Zekeriya Mutlu sorumludur demiyorum. Zekeriya Mutlu sorumlularla ilgili değerlendirme bile yapmadı diyorum. Şimdi burada hatalı olduğu konusuna katılıyorum. Hani istifa etmesi, geri dönmeye çalışması falan. Burada bir hata yapıldı. Siyaseten bir hata yapıldı evet. Ortada. Ama daha vahimi şu, bana göre CHP açısından çok vahim bir tablo var. Fatih'in söyledikleri doğruysa ki doğru, ben de doğru olduğuna inanıyorum. Siyasi bir müdahale yapılıyor. AK Parti buraya esnaf teşkilatına siyasi bir müdahale yapılıyor. Etkili bir milletvekiliyle. Cumhuriyet Halk Partisi de burada etkili. Yerel yönetimlerde etkili. %60'ı, burası kalesi yani. Senin kalende bir operasyon yapılıyor. Ve sen yoksun yani. Hiçbir şekilde uyuyorsun. CHP olarak uyuyorsun. Burada eleştirilmesi gereken aslında Cumhuriyet Halk Partisi. Yani ama CHP biraz sonra ama CHP şimdi CHP derin şoktan çıkamadı. İşte şokta olduğu için seçim şoku değil. Öyle yakalandığı için belki böyle yorumlanabilir. Evet. Şimdi baktığında biraz sonra konuşacağız. Ne zaman çıkacak acaba? Belki bu yerel yönetim konusunu biraz sonra konuşacağız. Resmen burada bir siyasi operasyon yürütülüyor. Yani ticaret odası, esnaf tamam odası. Tamam da bir kişi de biraz sonra değil. Tam olarak konuşulması gereken şoktan yer burası. Çıkana kadar bari seçim olması birkaç tane. İzmir'e bir ele geçirme operasyonunun bence taşları döşeniyor teker teker. Ticaret evet. Odasından sonra evet. Esnaf odasıyla da. Ve bu anlamda CHP için bana göre alarm zilleri çalıyor. Aslında bunları konuşmaları lazım. Ticaret odasını kaybediyorsun, esnaf odasını kaybediyorsun. Darmadağın bir yapıdasın. Zaten aday yapmayarak esnafı küstürdüler. Dünya kadar esnaf bana size de gelmiştir. CHP'ye küstü esnaf yani. Bornova'daki örgütler yazı yazdılar. Orada biliyorsunuz gazetesi olan bir Aziz abimiz var, Aziz Talas. Kendisi de aynı zamanda esnaf odasının, Bornova Esnaf Odası'nın ikinci başkanı. Bu konuyla ilgili yazı yazdı. Esnaf odası küstü CHP'ye diye. Peki içinde esnaf hiç birlikleri. Mi insan yetiştirmemiş? Hiç mi başka kendi yerine evet ben istifa ettim gittim. Tamam yer bulamadım listelerde ama benim yerime şunu birisini işaret edecek hiç kimse mi yetiştirmemiş? Hiç başka bir esnaf odasını CHP kanadından diyelim ki ya da temsil edecek hiçbir isim yok muydu da kendi geldi? Yani burada lost var. Kayıp hani hem kendi kaybediyor hem o da kaybediyor derken şimdi burada AK Parti'nin desteklediği söylediğimiz bir aday kazanıyor. %100 bir kayıp var. Ona katılıyorum. %100 yanlış var, kayıp var. Ve sadece Zekeriya Mutlu da değil. Mehmet Ali Susam'ın da aynı zamanda kaybı var ama bundan ziyade Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşmalıyız bence. Evet. Çünkü 8 ay sonra Cumhuriyet Halk Partisi burada çetin bir sınava girecek. Evet. Yerel seçim yarışına girecek, yaralı, bereli, genel seçimi kaybetmiş bir Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Ve bu seçim bundan önceki seçimlere benzemeyecek. Madem öyle bu konuya girelim istersen Ümit. Zekeriya Bey belki bu kadar çok bağırmaması ya da tepki göstermemesinin sebebi yerel seçim geliyor. Bir yerden aday yaparlar beni diye düşünüyor olabilir. Olabilir yani. Yani Zekeriya Bey yapısal olarak dışa dönük bağıran biri değil zaten. Olmadı yani. Hani Mehmet Ali Susam o sürüklediği 2000'li yıllarda 10 yıl yaklaşık sürdü. Neden bir şey olmak zorunda illa? Politik figür olarak bağırma modelini çok içe dönük bağırıyordur. O esnaf kongrelerde bence Kemal Bey'le arasındaki konuşmayı, görüşmeyi deşifre edebilirdi. Evet. Kemal Bey'le arasındaki görüşmeyi yani Dimyata beklentisinden ötürü evet. Ancak deşifre ederdi ve sorumluluk olabilir. Yani bir yerel yönetim, yerel seçimlerde bir adaylık yani bekliyorsa. Yani asansörde adayın değiştiği Cumhuriyet Halk evet. Partisi'nde her evet. Şeyin olabileceğini kestirememiş. Şimdi Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak özür dilerim, budur. Değişim derken peki bu mu değişim? Yani şimdi değişim o zaman CHP'deki değişim dönüşüm böyle mi olacak? Esnaf odasından yerel yönetime mi transfer olacak? Şimdi, değişim dönüşüm yeni isimleri
yeni fikirleri, yeni insanları kapsamıyor mu? Hanzade, yaklaşık 25 senedir Eskişehir'i yöneten Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen bile yerine birini yetiştirmiyor CHP'de. Yani öyle bir şey yok. 81-82 yaşında hala desen, sorsan adayım diyecek. Aday, evet. 6 yani. Ay sonrası için. Yani bu Türkiye demokrasisinde hiçbir kurumda yok. Olmamasını da eleştiriyoruz. Evet. Olsun diye de konuşuyoruz. Bu kadar zamanı bu yüzden ayırıyoruz.